Şimdi gelelim 31 Aralık'a. Şimdi 31 Aralık'a gelmeden önce Noel'i biraz daha isterseniz... Noel'den gidelim. O zaman... Noel'in tarihçesini anladık ama... Şu eskiye gidelim mi biraz? Türklerin Noel'ine ve yılbaşına ve Noel babasına gidelim mi? O zaman önce bizim bildiğimiz Noel babadan bir giriş yapalım. Tamam. Bu Noel baba mı, o Noel o baba Noel mı babamı. Şimdi Noel baba mı, Ayaz Ata mı? Noel'de bir kutlama gerçekleşmeye başladı. Bir evet. Kabul oldu, evet. Roma İmparatorluğu'nun eliyle din tahrif edildi. İmparatorluğun gücüyle beslenen din adamları müdahale etmedi. Müdahale edilenler aforoz edildi, yalnızlaştırıldı ya da suikasta uğradı. Ya itibar suikastine uğradılar ya da canlarıyla suikasta maruz kaldılar. Egemen güçler bunu hakim kılmaya başladı. Bunun içerisindeyken ilk başta kimsenin Noel Baba diye bir derdi hiç olmadı. Noel kutlama derdi de zaten 4. yüzyılda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ancak çok ilginç bir şekilde Roma İmparatorluğu'nun gücüyle etkilenmiş olduğu toplumlardan kendilerine dini ritüel olarak gelmeye başlayan bir şahıs çıktı. Efsanevi bir karakter. O da Noel Baba. Kırmızı palpak, kara kalpaklı dediklerimiz vardır bizde böyle. Evet. Ama bununki kırmızıydı. Başına geçmişti böyle. Üzerinde de bir kürkü vardı. Ama gerçekte böyle bir karakter var mıydı? İşte problem burada başlıyordu. Evet. Aslında tarih boyunca böyle bir kimse hiç olmadı. Şimdi ben o kırmızı kıyafetinde minik bir tarihçesini anlatayım. Çünkü o çok yakın tarihe dayanıyor. Yıl 1963. Bir Amerikalı reklamcı. Hani bu bildiğimiz Noel Baba var ya şu an, kırmızı beyaz kıyafet. O kıyafet ve o tipleme asitli bir içecek firmasının, isim vermiyorum, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, siyah bir asitli içecek firması ki renkleri de kırmızı beyazdır. Onun reklamı için çizilmiş olan Noel Baba'dır şu an. 1963 yılında Amerikalı bir reklamcının renklendirdiği ve çizdiği Noel Baba, günümüzde kullanılan Noel Baba'dır. Bir asitli içecek firmasının reklamı için çizilmiştir ve o günden sonra, 1963'ten sonra da öyle gitmiştir. Ha, ondan önce Noel Baba tiplemesi vardı tabii, renk geyikleriyle, ama hani böyle kırmızı beyaz o şekilde değildi, başka şekillerdeydi. Ama günümüzde şu an bir reklam çizerinin çizdiği Noel Baba'yı biz Noel Baba olarak görüyoruz her yerde. Çünkü o pazarlanıyor. Tabii, o sunulduğu için biz öyle biliyoruz. Uğur Bey'in buyurduğu gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belli başlı güçleri elinde bulunduran bazı akımlar dünyada bir kültürel işgale başladılar. Çünkü silahla ve tüfekle yapılan saldırıdan daha kuvvetli bir saldırı var. O da kültürel savaş. Soğuk savaş yıllarından bahsetmiyoruz. Kültürel bir savaş. O aya çıktıysa ben de çıkarım. O dergi çıkardıysa ben de çıkarırım. O film yaptıysa ben de yaparım. Şunlar kötü, bunlar iyi. Üzerine başlayan bir savaş. Şimdi bizi haritaya getirin. Bu savaş içerisinde dediler ki, ya gerçekten Noel Baba diye bir karakter var mı? İnsanlara böyle sıkıntılarını gideren, yardımcı olan, aslında böyle bir karakter hiç olmadı. O yüzden 1960'larda sizin bahsettiğiniz dönemde Papa, böyle bir karakterin olmadığı düşüncesiyle kendisinin Aziz Nikolas diye bildiğimiz kişinin isminin çıkarılmasını, azizler listesinden atılmasını ifade etti. Ama öyle mi? Evet. Papa mı bunu? Bu Aziz Nikolas'ı atalım azizler. Papa Paul evet dedi ki tarihte böyle bir kimse hiç olmadı. Hiç olmayan bir kimse nasıl aziz olur dediler. Ama yine de buna rağmen biraz da kültürel turizm etkisiyle nam salmış bir kimseyi önümüze koydular. O da Antalya'da. Milattan sonra tabii ki 278'li yıllar. Evet. Şu anda sağda görmüş olduğunuz yer neresi? Tıklayınız. Şimdi Antalya'da, Demre'de. Burası Patara. Patara mı hocam? Önce Patara. Burada bir bölgemiz. Patara bölgesinde. Evet. Roma eyaletine tabii ki bağlı. Patara'da doğmuş olan bir kimse. Küçük zamanda evladını kaybediyor. İşte burası Patara, antik tiyatro alanı, senota binası. Bu bölgede doğuyor, bu bölgede çocukluğunu geçiriyor. Sonra büyük bir salgın çıkıyor. Bu çıkan salgınla annesini babasını kaybeden Nikolas isimli bir çocuk. Amcası bir din adamı. Onunla beraber buradan ayrılıyor, biz de buradan ayrılalım. Ve Antalya'nın Demre'sine gidiyor. Demre de burası. Yaklaştırın bizi oraya. Yaklaştırın. Şimdi burası Demre. Demre bölgesi. Burada Demre'nin antik kalıntıları var. Mira bölgesi olarak da geçiyor. Burada bir zat yaşıyor ki bu zat görmüş olduğunuz, heykelde gördüğünüz Nikolas. Bu Nikolas 278 ile 243 arası yaşıyor ve yani bu zaman hangi zaman? İmparator Konstantin'in paganizmle uzaklaştığı, İslam'ın
Hristiyanlığa yorumlandığı zamanda yaşıyor. Yani kilit bir zamanda. Yani Noel Baba olarak şu an o kırmızı beyaz kıyafetle bildiğimiz Aziz Nikolas aslında... Aslında o efsane bir karakter yok. Ama gerçekten bir karakter olsun diye bağlamaya çalıştıkları kişi bu. Kişi bu. Buna bağlıyorlar onu. Evet, yani hani birisi var diye anlatılıyor işte. Hı-hı. Ama gerçekte kim? Gerçekte bir kimse yok. O zaman birisine bağlayalım diye bağladıkları kişi bu. Özellikle kendisinin bir resmi var. O resmi herhalde link olarak atmışımdır. O resmi verebilirsiniz. Görelim o resmi de arkadaşlar. Antalya Demreli Aziz Nikolas. Evet, onun resmi özellikle evet. Bir antropolog profesör onun resmini vermiş. Yani tasvir olarak çizmiş. Tasvir resmi, evet. Biliyorsunuz artık teknolojik imkanlarda kişilerin kemikleri üzerinden, DNA'ları üzerinden %90'a yakın bir sureti aradan geçen yüzyıllara rağmen çizilebiliyor. Çeşitli ülkelerden gelip kemikleri alıp kaçırılan bu Aziz mi? Aziz bu kişi. Neden öyle olduğunu göreceksiniz. Çok ilginç. Bu İznik Konsülü'nde, Hristiyan kaynaklarında İznik Konsülü'nde bulunan işte bu meşhur Noel Baba diye bahsedilen aslında olmayan bir karaktere bağladıkları Nikolas bu Noel görmüş Baba'yı olduğunuz. Aziz, bizim Antalya Demreli Aziz Nikolas'a bağlıyorlar. Ona bağlıyorlar ve kendisi de bahsetmiş olduğumuz gibi şimdi İslam'da Allah dostuna evet. Veli denir. Şintoizm'de Kami denir. Hinduizm'de Guru denir. Hristiyanlar ise Aziz ismini kullanıyorlar ve evet. Aziz ismiyle kendisine bir paye veriyorlar. Bu kişi İznik Konsülü'nde bulunan ama çok ilginç Arius'la tartışan bir kişi olarak karşıya sunuluyor. Seminal bir karakter olduğu için. Kendisini anlatan bilgilerde Nikolas'ın bir din adamı olduğu, evet. Buradaki mabedinde bir özel hayatta bulunduğu, yardıma ihtiyacı olanların yardımına gittiği fikrini alıyorlar. Ve bunun üzerinden kendisine azizlik payesi veriyorlar. Onu böylece dünya pazarında sunuyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.